Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyunun en gizli ve en acımasız tuzağını yaptık. Bu tuzağı size göstereceğim. Tuzağımız bu evin içinde arkadaşlar. Şimdi yanında çiftlik var, koyunlar var. Saman falan filan bir şeyler yaptım. Bu görüntü amaçlı. Burada Berçan İmdat'ın evi falan filan tabelalar filan var. Şimdi arkadaşlar bakın bu evde anormal olan şey ne? Eve önce bir girmiyorum. Bakın, evin duvarları çok yakın, değil mi? Ama buradan bakın, çok daha büyük gözüküyor. Evde anormal olan bir şeyler var. Ama ben tuzağı yaptığım için fark edebiliyorum. Yani tuzağı yapmasam, mesela dışarıdan başka birisi görse fark edemez. Direkt girir böyle. Sandık olduğunu anlar, direkt girir. Şöyle bir evin etrafını turlayalım arkadaşlar. Ondan sonra tuzağa geçeceğim. Tuzak gerçekten çok acımasız. Evin içine giriyoruz. Sandığı gördük. Düşmanız. Evin içine giriyoruz. Ev gördüğünüz gibi küçük, sade. Ne yazıyor? Hiçbir şey olmadı. Öncelikle hiçbir şey olmadı. Niye hiçbir şey olmadığını da söyleyeceğim. Burada değerli değerli malzemeler var. Tamam mı? Alıyoruz bunları. Alıyoruz. Öl yazıyor burada. Bu öl kalsın. Bu öl yazıyor. Bu öl bir mesaj. Bu yazan öyle bir mesaj. Şimdi sandığı kapattığımız anda arkadaşlar yukarıdan lavlar inmeye başlıyor. Evet ve ölüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu tuzağın nasıl yapıldığını göstereceğim. Bir de tuzakta yaptığımız bir hatayı söyleyeceğim. Şimdi bu tuzaktan birincisi şu an benim yaptığım tuzaktan kurtulabilirler. Nasıl kurtulabilirler? Onu da söyleyeceğim. Ve nasıl kurtulamayacaklarını da söyleyeceğim. Önce bir kova alalım. Arkadaşlar nasıl kurtulabilirler? Onu söyleyeyim. Şunları bir temizleyelim. Şimdi biz bu sandığın içine yanlışlıkla blok koymuştuk. Blokları böyle tak tak koya koya üstünden camı kıra kıra böyle kurtulabilirler. Böyle kurtulabilir. Arkadaşlar içine blok koymayacaksınız, tamam mı? Bir ikinci husus ise evin üstünü siz benim gibi fantazi amaçlı cam yapmayacaksınız. Obsidyen yapabilirsiniz arkadaşlar. Obsidyen kırılmaz. Evi de obsidyen yapabilirsiniz. Yerleri de obsidyen yapabilirsiniz. Obsidyen kasmak o kadar zor bir şey değil. Yani bunlar yapılabilir. Eğer evi obsidyen yaparsak, üstü obsidyen yaparsak, bu lavlar aktığında bu adam kaçamaz arkadaşlar. Çünkü her yerden lav akıyor. Şimdi lavların nereden aktığını göstereceğim ben. Şöyle bir tabloları kırayım. Şöyle bir tabloları kıralım. Evet, arkadaşlar lavlar buradan akıyor. Gördüğünüz gibi. Lavlar aslında fırlatıcılar tarafından akıyor. Ve nasıl akıyor? Mesela bak. Açtım, tamam mı? Açık ya şu an. Şu an akmıyor. Niye akmayacağını şimdi söylüyorum. Ama şimdi aktı. Topladık. Arkadaşlar niye akmadığını ben başta söyleyeyim. Açar açmaz. Şu an zaten çalışıyor. Şu an zaten çalışır durumda bunlar. Anladınız mı? Şu an zaten çalışır durumdalar. Ne yapıyorum ben? Ben bunu kapatıyorum. Bakın kapandı. Işık söndü. Şurada mouse'un olduğu yerde gördüm. Işık söndü. Açıyorum. Yandı. Daha detaylı olsun. Bak ışık söndü. Sol tarafta görüyorsunuz. Kapatıyorum yandı. Tekrardan tetikliyor arkadaşlar. Tuzak mantığını göstereceğim size. Fakat buradaki gizli numara kesinlikle arkadaşlar tablo. Tabloyu koyuyorsunuz. Tabloyu koyuyorsunuz ve tuzaklar belli olmuyor. Evet, tuzak tuzak yokmuş gibi. Bir de evin buralarını fantazi amaçlı cam yapmayı tabii. Daha sağlam bir şey yapın. Eve giren kesinlikle ölür arkadaşlar. Bir de bunlardan istediğiniz kadar koyabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz kadar. Mesela buraya da koyabilirsiniz, buraya da koyabilirsiniz. Her yere koyabilirsiniz. Fırlatıcıların içine lav. Yani kaçışı imkansız olur. Mesela buraya da koyabilirsiniz. Fakat buraya koyarsak evin üstünü kapatmamız gerekiyordu. Şimdi bu düzenekten bahsedeyim biraz. Şimdi düzeneğimiz böyle tuzaklı sandık var. Tuzaklı sandık bunları aktif ediyor. Şu an çalışır durumda. Tuzaklı sandığa basınca kapanıyor. Kapatınca tekrar çalışıyor.
Düzenek çok basit arkadaşlar. Kızıltaş. Kızıltaş meşalesi. Tuzaklı sandık. Başka hiçbir şey yok. Bir fırlatıcı. Şimdi fırlatıcının içine ok koyarsak ne olur? Ok fırlatır, değil mi? Ok koyarsak ok fırlatır. Laf fırlattığına göre ok koyarsak ok fırlatır. Bakalım deneyelim. Kapattık. Evet, ok fırlattı. Oha, tabloyu yıktı lan. Evet. Arkadaşlar, düzeneğimiz bu şekilde. Yukarı gitmesi için blokları alt alta koyuyoruz. Kızıl taşları geçiriyoruz. Ve yukarıdan bir yol çekip olabildiğince. Mesela yan yana yapmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyordu onu söyleyeyim. Kızıl taş yineleyici arkadaşlar. Yineleyici kullanacaksınız. Yan yana bak. Şöyle olmaz mesela. Deneyeyim. Mesela yan yana şuraya da bir fırlatıcı koyacaksınız. Fırlatıcı alalım. Buraya da fırlatıcı koyacaksınız. Kızıl taş lazım. Şimdi burayı yaparsanız böyle olmaz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Böyle olmaz, çalışmaz. Ne olacak? Şöyle olacak arkadaşlar. Düz olacak. Düz olacak. Aynen böyle. Aynen böyle arkadaşlar. Şimdi içine bir koyalım bakalım. Ok koyalım. Çalışacak mı, çalışmayacak mı? İkisi birden deneyelim. Kapattık, açtık. Çalışmadı. Kapattık, açtık, çalışmadı. Niye çalışmadı? Niye çalışmadı? Evet. Şimdi çalıştı arkadaşlar. Şimdi çalıştı. Neden şimdi çalıştı? Çünkü kızıl taşı yanlış koymuşuz. Yanlış koyduğumuz için çalıştı. Şimdi tekrar deniyoruz. Ok fırlatacak mı diye. Denedik. Kapattık. İki tane okumuzu fırlattı arkadaşlar. Bu şekilde koydum. Bu şekilde koyunca çalışmadı. Bakın. Bu şekilde koyunca çalışmadı. Ama bu şekilde koyunca çalıştı. Evet, görmüş olduğunuz düzenek böyle arkadaşlar. Tuzağımız böyle. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.